Azerbaycan, Türk ve özellikle Müslüman dünyasının en kültürlü ve sanata en çok değer veren, daha doğrusu tek değer veren ülkesidir. Sadece zengin kültürel mirası ve sanata olan düşkünlüğüyle değil ha. Aynı zamanda petrol ve doğalgaz ile de ön plana çıkmış bir ülkedir Azerbaycan. Siz değerli Kayalp izleyicilerine Azerbaycan'ı bir öğrenci profili olarak tanıtmam gerekirse, derslerinde başarılı, kültürlü ve zengin maddeleri sayesinde köşeyi dönebilecekken Kolpaçino özgür misali, babası tarafından para koklatılmayan, kendi ayakları üzerinde duran ve sınıfının en züppe çocuğuyla başı belada olan bir ülkedir. Başındaki züppe belanın kim olduğunu biliyorsunuz değil mi dostlarım? Züppe mi? Ne züppeli mi gördün dostum? Defol git başımdan Ermenistan. Pedere anlat derdini. Ülke her ne kadar zenginlik ve kültürle boğulsa da dış siyasette oldukça sıkıntılı olaylar yaşamaktadır. Bu sıkıntılı olayların başrolünde ise Ermenistan vardır. Ermenistan ile yaşadığı Dağlık Karabağ sorunu neredeyse bölgesel bir krize dönüşmüştür. Fakat bu başka bir video konusu. Çünkü konumuz ne ülkenin güzelliği, ne zengin maddeleri, ne de dış siyasette yaşadıklarıdır. Konumuz ve niyetimiz bambaşka be gençler. Çünkü bütün bu söylediklerimin dışında ortada kafa karıştıran mühim bir soru var. O da ateşin temsilcisi olan bu güzel ülkenin yönetimiyle ilgili. Azerbaycan yönetimi İlham Aliyev'in elindedir. İlham Aliyev'in ülke yönetimindeki radikal icraatları birçok kesimin tepkisine yol açmıştır. Bütün bu eleştirilen icraatlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir diktatör mü sorusunu akıllara getiriyor. Peki eleştirilen bu radikal icraatlar nedir? İsterseniz bu sorunun cevabını vermeden önce Aliyev'in iktidara nasıl geldiğini konuşalım. Hızlı ve basit bir şekilde. Çünkü burası Yusuf Kayaalp kanalı be dostlarım. Yağlı değil, like'la çalışan bir kanal. Şüphesiz İlham Aliyev'in bugün iktidarda olma sebeplerinden birisi babası Haydar Aliyev'dir. Biz bu dönemde babamızdan miras yerine borç alıyorken İlham Aliyev babasından ülke devralıyor. Bu gerçekten de harika bir şey. Pederlerin bu kral adama örnek alması gerekiyor. İşte bu yüzden İlham Aliyev'in değil Aliyev ailesinin iktidarı nasıl ele aldığını anlamak gerekiyor. Bunun için 100 yıl öncesine gidiyoruz. Hayır, o kadar yaşlı olduğu için değil. Olayları başından anlayacağınız basit bir dilden anlatmak için. Yıl 1917. Birinci Dünya Savaşı hala devam ediyor. Herkes direniyor. Henüz kimse pes etmedi. Herkesin kafasındaki soru ilk kimin kırılacağı? Cevap tabii ki Rusya. Rus Çarı 2. Nikolay devlet yönetiminde bu deli herifin söz sahibi olmasına izin vermişti. Açlıktan bıkan halk bu durumdan sıkıldı ve Petrograd'da ilk isyanlar gerçekleşti. Tahmin ettiğiniz gibi isyanlar devrime dönüştü ve hükümet Çarı birkaç ay sonra da yeni hükümeti Bolşevikler devirerek iktidarı ele geçirdiler. Lenin hızlı bir şekilde ülkeyi savaştan çekmiş ve komünist yapmıştı. Böylece 3 yıl süren bir iç savaş başladı ve açlık baş gösterdi. Sonra öldü ve yerine istemese de Stalin geçti. Stalin 2. Dünya Savaşı'ndan ağır yara alsa da galibiyetle ayrıldı. Savaşı kazandın ama karşında Amerika Birleşik Devletleri mi var? Ne? Onunla Soğuk Savaş adı altında savaşıp süper güç konusunda tekel mi olmak istiyorsun? Yap o zaman seni çılgın çocuk. Ama kıçına dikkat et. Ve kaybet. Böylece Sovyetler Birliği dağıldı ve ortaya onlarca devlet çıktı. İşte konumuz burada başlıyor. Ortaya çıkan bu devletlerden biri de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ydi. Azerbaycan ilk başlarda karışık dönemler yaşadı. Fakat daha sonra iktidara Ebulfez Elçibey geldi. Elçibey laik Atatürk ilkelerini benimseyen Rusya'nın etkisinden kurtulmuş, büyük bağımsız bir Azerbaycan yaratmaya hayal ediyordu. Böylece iktidarı ele geçirince rüyasını gerçekleştirmeye başladı. İlk icraat olarak ülkede bulunan Rus askerlerinin kıçını tekmeleyerek bölgeden çıkardı. Rus parası yerine kendi parasını bastı. Sadece kendi parasını değil, aynı zamanda Rusya'nın da ayağına basmış oldu. Ekonomik olarak da güç kazanmak için batılı devletlerle işbirlikleri yapmak istedi. Fakat bu işbirliklerine şart olarak Türkiye'nin de dahil olmasını istedi. Evet, onun gözünde Türkiye önemliydi. Dostunun kazanmasını en çok o istiyordu. Ama Türkiye ona gerekli olan değeri göstermemiştir. Zalim dünya be dostlarım. Lakin Rusya buna karşıydı. Bu yüzden Ermenistan'ı destekleyerek Azerbaycan'a darbe vuracaktı. Azerbaycan? Ah, yine ne oldu Ermenistan? Toprak istiyorum. Hay hay. Azerbaycan? Elçibey büyük fikirlere sahip olsa da pek çok konuda başarılı olamadı. Zaten başarılı olması da bulunduğu şartlara göre imkansızdı. Bütün bunlar olurken cephe komutanı Süreyya Hüseyinov darbeyle Elçibey'i iktidardan indirmek istedi. Elçibey Haydar Aliyev'i destekçi olmak için davet etti. Fakat Haydar Aliyev de gelince bu üçlü arasında iktidar savaşı başladı. Elçibey, Aliyev, Suret, Elçibey. Bu ne anlama geliyor Suret? Nasıl? Silahla meclisin kapısına gelmek de nedir? Seni iktidardan devirmek için. Saçmalık. Daha eserimi tamamlayamadım. Hayallerim büyük benim. Büyük bir Azerbaycan kuracağım. Güney ve kuzey birleşerek hasret sona erecek. Rus hakimiyeti altından kurtulacağız. Petrol ve doğalgazımızı sadece biz ihraç edeceğiz. Ermenistan hiçbir şekilde karşımızda duramayacak. Hayallerini başka bir güne sakla dostum. Şimdi iktidarı bırakma vakti. Sen ve hangi ordu dostum? Bu ordu.
İktidar savaşını ilk kaybeden kişi Elçibey'di. Nitekim direnirse büyük bir iç savaşa sebep olacaktı. Bu mesuliyeti almaktan korkuyordu. Bu yüzden kayıtsız şartsız iktidardan vazgeçerek köşeye çekildi. Böylece iktidar Haydar Aliyev ve Suret Hüseyinov tarafından paylaştırıldı. Fakat daha sonra Aliyev Suret'i şutlayarak iktidarı tek başına eline almıştır. Haydar Aliyev dış politikada yüzünü batıya çevirmiş ve batı ilişkilerini sağlama almıştır. Genel olarak halk tarafından sevilen bir lider olmuştu. Vefatından sonra iktidarı oğlu Haydar Aliyev ele geçirmiştir. İşte Azerbaycan bir diktatör tarafından mı yönetiliyor sorusunun cevabı bundan sonra başlıyor. İlham Aliyev iktidarını sağladıktan sonra yönetimin önemli yerlerine tecrübeli devlet adamlarının yerine akrabalarını ve yakınlarını getirmiştir. Hatta bununla yetinmeyip yeni bir makam oluşturup adını Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığı koyup makama dokunulmazlık hakkı vermiştir. Yani ülkede kendinden sonraki en kudretli makamı oluşturmuştur. Ve tuhaf olacaktır ki bu makama da eşi Mihriban Aliyev'i getirmiştir. Kim bilir? Belki bir sonraki Cumhurbaşkanı Mihriban Hanım olur. Böylece yönetim Aliyev ailesinin eline geçmiş oldu. Ailenin günden güne zenginleşmesi, partilerde, eğlencelerde ve zengin düğünlerde gözükmesi ortaya birçok soru işareti bırakıyor. Azerbaycan petrol ve doğalgaz zengini bir ülkedir. Fakat burada elde edilen para doğrudan halka gitmiyor. Muhalifler paranın büyük bölümünün yönetici aileye gittiğini ve oradan da yurt dışına çıktığını söylüyor. Resmi olarak 9000 dolar aylık maaşı olan İlham Aliyev'in yurt dışındaki büyük yatırımları kafa karıştıran bir durumdur. Sadece İlham Aliyev değil, kızlarından ablasına, hatta eşine kadar birçok Aliyev soy ismini taşıyan şahısların yurt dışında milyon dolarlar değerinde yatırımları bulunuyor. Panama geçenlerde ülkesinde bulunan Aliyev yatırımlarını belgesiyle sunmuştu. Neyse, kızların nasıl bu yaşta bu kadar zengin olmayı başarabildiğiniz sorusuna eşlerinin iş adamı olduğunu söyleyerek cevap verse de ortada gerçekten kafa karıştıran durumlar mevcut. Yani demek istediğim Aliyev ailesi günden güne zenginliğine zenginlik katıyor. Bu durum yani ülke yönetiminde bir ailenin güç kazanması genellikle monarşi yönetimlerde hanedanların yaşadığı bir lükstür. Bu yüzden 21. yüzyılda bu tarz şeyler pek de alışılmış şeyler değil be dostlarım. Gerçi bugün babanızın oğlu bile iktidarı eline geçirirse büyük ihtimalle bir seneye kalmaz milyoner olur. Doğanın kanunu bu birader. Bütün bunlar dışında ana muhalefet partileri İlham Aliyev'in kazandığı seçimlerde hile olduğunu söylemiş ve böylece kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Hükümet bu gösterileri çok sert bir şekilde bastırdı. Çok sayıda protestocu tutuklandı. Bunun dışında halk yolsuzluk ve yoksulluğa karşı da gösteriler düzenlemiş ve sonuç yine aynı olmuştu. Düşünce ve basın özgürlüğü rafa kaldırılmıştır. Ülkenin medya kuruluşları Aliyev ailesi tarafından resmen satın alınmıştır. Düşünce ve özgürlüğün olmadığı bir ülkede demokrasi topaldır sözü kime ait be dostlarım? Hükümet ülke üzerinde bir korku imparatorluğu kurmuştur. Sadece bununla sınırlı değil. Daha sonra da ülkede muhalefet kısıtlanmış, yani muhalefet liderleri tutuklanmış, böylece ülkede muhalefet adı altında hiçbir şey kalmamıştır. Muhalefet devletin birliğini mi bozuyordu ne? Bütün bunların dışında ülkede yolsuzluk ve rüşvet almış başını gidiyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yayınlamış olduğu yolsuzluk listesinin son sıralarında maalesef Azerbaycan yer alıyor. İşçiler aylık 400 dolar gibi küçük paralara çalışıyor. Böylece genç jenerasyon ülkeyi terk etmek istiyor. İlham Aliyev'in bütün bu icatları onu diktatör olarak andırıyor. Fakat dış siyasetteki başarıları sayesinde belli bir kitle bütün bu olanları görmezden geliyor. İlham Aliyev'in Ermenistan konusunda orduya ağırlık vermesi bunun en iyi örneklerinden birisidir. Yani bir tablo hayal edin. İç siyasette başarısız, dış siyasette oldukça etkili olan bir tablo. Nedir bu tablonun değeri kayalp izleyicilerim?